KTV ve Tay TV ortak yayınında yepyeni bir ilk adım programıyla daha karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz Salı ve Gazi Koşusu'nun ardından ilk adım programı sizlerle birlikte olacak ve yine her hafta olduğu gibi, her programımızda olduğu gibi daha doğrusu çok değerli yine konuğum, ev sahibim aynı zamanda Sadun Oktay'la birlikteyiz. Sadun abi hoş geldin. Hoş bulduk Numan'cığım. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Artık tabii klasik yarışlarda hem ülkemizde hem yurt dışında. Evet. Sezonun ortası bitti artık. Evet, sezonun bizim sonuna doğru artık geri sayım başladı. Bizim için de Türk atçılığının en önemli yarışı, Türk derbisi, Gazi Koşusu 95.sini geçen hafta yaptık. Ondan sonraki ilk programımız bu. Evet. Tabii bir gelenek haline geldi. Mutlaka belki üzerinden zaman geçmiş olabilir ama evet. Gazi Koşusu sadece 1-2 gün değil, bütün yıl konuşuluyor. Hatta tarih boyu konuşuluyor hiç şüphesiz. Daha doğrusu diğer Gazi Koşusu yapılıncaya kadar artık şampiyon Burgaz olduğuna göre, değil mi? Diğer Gazi'ye kadar herhalde ondan bahsedecek. Kesinlikle herkes. 95. Gazi Koşusu galibi olarak ki evet. Rekorun da yine çıktığı, serinin devam ettiği daha doğrusu Ahmet Çelik'in rekoru kırdığı. Tabii o zaman yönetmenimden rica edeyim, tempolu bir şekilde Gazi Koşusu ile başlayalım. Programımızın giriş konusu olacak hiç şüphesiz tabii ki. Merakla beklenen yılın yarışı Gazi Koşusu'nun 95.si 26 Haziran Cumartesi günü Beyefendi Hipodromu'nda koşuldu. Tabii yarış defalarca programlarımızda, TCK TV ekranlarında, Tay TV ekranlarında. Bunun yanı sıra tabii ki çok kıymetli ulusal basın mensupları da geniş geniş yer verdi. Kazanana yine bu sene oldukça üzerine fazla yer verildi. Kesinlikle canlı yayın rekoru kırılmıştı zaten. Gerçekten yani hakkı verildi koşunun kesinlikle. Evet. Olması gerektiği gibi. Bu anlamda tabii biz yarış analizinden ziyade pedigri üzerine konuşuyoruz bilindiği üzere Sadun abi. Tabii ki. Senden tabii hem kazanan özelinde hem de koşuyla ilgili pedigrilere göre yaptığımız yorumların ki çoğunun da karşılığını aslında bulduk bir anlamda. Evet, aldığım notların çoğu Gazi Koşusu özelinde tutturduk isabetli çıktı. Ama evet, yorumlarını almak isterim. Esasında şöyle tabii bizim programımızın genel akışı atların pedigri ve orijinleri üzerine. Ancak Gazi Koşusu'nda ben de buradaydım. Birlikteydik seninle. Yarışın analizini tabii dediğim gibi orijin üzerine yapacağız ama ben bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela yarıştan önce ben eyaleme mahallindeydim. Eyaleme mahallinde arkadaşlarımla birlikteyken onlara işte mesela kazanan Burgaz. Burgaz eyalemede gayet sakindi. Daha sonra Padova geldiğinde daha iyi bir görüntü çizdi. Ondan sonra jockey üzerine bindikten sonra Burgaz artık tam hazırdı mesela. Aa. Çünkü yarıştan önce konuştuk. Mehmet yani, ve Hasan adım Ali ile adım birlikte. Tabii tabii. Değişiyor aslında. Bunları konuştuk. Real Runner da iyiydi. Benim Padok'ta beğendiğim zaten. Mesela başka bir Anadolu Aslanı'nı çok beğenmiştim. Megaloman'ı beğenmiştim. Bu safkanlar hakkını vermiş o zaman safkanlar yani, ki evet, zaten evet, ilk beşler aldılar. Gayet başarılılardı. Yani eyerlemeden Padok alanındaki durumu anlatıyorum. Yarışta zaten hani hep birlikte gördük. Anadolu Aslanı geçtiğimiz Gazi Koşusu'ndan önce yaptığımız özel programda benim hep aklımda son 200-300'ü nasıl yapacak pedigri bakımından konuşuyorum. Bana hep böyle 2000-2100'e kadar evet ama gerisi ne olacak diye düşünüyordum. Burada da söylemiştim. Bunun tam zıttı olarak yarış taktiğinde birdenbire önde hızlanarak gitmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla da zaten normal şartlarda 2400'ü son 200'ünü nasıl yapar diye düşündüğüm bir safkan. Yarış taktiğiyle de benim düşüncemin tam şeyini oturdu. Erkek tenlerimindeki evet, taktikli aslında. Yani işte, evet. Bir anlamda. Ama yani her zaman şunu söylüyorum programlarda. Kaç senedir seninle burada Gazi Koşusu programları yapıyoruz. Öncesinde konuşuyoruz. Gerçekten 3 yaşındaki safkanlar için 2400 metre koşmak dünyanın her yerinde zor. Türkiye'deki safkanlar için de zor. 2000 metreye kadar yapıyorlar. 2200'e kadar bazen yapabiliyorlar. Ama 2400 tam bir test yarışı onlar için. Dolayısıyla sonu 100-200 hiçbir şekilde bitmiyor. Zaten hani bitirebilen kazanıyor. O anlamda düşünürsek. Yani stamina testi aslında. Dayanıklılık. Tabii. Yani her zaman öyle. Benim için yarış viraj döndürken eğer hani yarış üzerine konuşsak Ahmet Çelik'in atın dışarı almasıyla ve Burgaz dışarıdan sprintiyle yarışı kazandı. Hani orası pek bizi ilgilendirir mi bilmiyorum ama hani yarışın analizini o şekilde. Ama diğer yandan bundan sonra ne olur? Mesela onu konuşabiliriz. İşte asıl sormak istediğim iki kritik soru vardı abi. Bunlardan birisi buydu.
Bundan sonra Sadun Oktav acaba bu taylar ne olacak? Kimler gözüne çarptı? Mesela ben Megaloman'ı şey yaptım. Bundan sonraki yarış yaşamında not aldım. İllüzyon dişilerde kesinlikle ve kesinlikle ağırlığını koyacaktır. Sanırım sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Mesela padokta ve eğerlemede beğendiğim başka bir safkan da Giant Dream'di. Diğer yandan Overlord güzel görünüşe rağmen yarış içinde artık ne oldu ne bitti onu bilmiyorum ama yine mesela Overlord da ileride kalitesini ortaya koyacak safkanlardan bir tanesi. Hani Gazi koşsa işte bir tane yarış ve 3 yaşlı İngilizler hayatlarında bir kere koşabiliyorlar. Dünyanın her yerinde böyle yani derbi budur. Bu demek değildir ki bundan burada 8. 10. 5. olan bir safkan bundan sonra başarısız olacak diye öyle bir şey yok. Ya rotalar safkanlar tekrar tabii. Tekrar bir araya gelecekler tabii ki. Ya bazı safkanlar rotasını değiştiriyor. Mesela diğer yandan hani programdan önce de Gazi koşusunda önceki programımızda söylediğim bir diğer safkan da benim için güzel ancak mesafe limiti en fazla 2000 metreye kadar olduğunu düşündüm. Mesela bir Skyline vardı. Aynen. Benim için tam yerinde bitirdi. Ya aslında bu grupla baş edebileceğini ama bu mesafede. Tabii ben mesafeden bahsediyorum. Atların kalitesinden o veya bu anlamda söylemiyorum. İşte gerçek mesafe deneyimi 2400 metre. Yani 1600 metrelere ya da 2000 metrelere bundan sonraki yarış yaşamına denk geldiğinde Skyline güzel yarışlar yapacaktır. Aklımda kalan safkanlar bunu mesela Malkoçan da ben eğerlemede falan çok beğenmiştim. Turgut'la Efes'ini. Turgut'la Efes'i yine çok konuşuldu. Evet, olarak. Evet. Yani tabii, bunlar benim dikkatimi çeken safkanlar o anlamda. Uzun vadede güzel yorumlar aldığımızı düşünüyorum. İllüzyon'un dişi kategorisinde. Tabii. Artık parlayan yıldız oldu zaten öyleydi. Evet. Bunu bir kez daha kanıtladığını görmüş olduk. Belirttiğin detaylar çok önemli. Sadun abi bence Skyline'in mesafesinde takip edilmesi. Evet. Bu da bence bundan sonraki yarışlarında dikkat edeceğimiz konular olacak. Tabii. Bir soru daha şöyle sormak istiyorum Sadun abi. Az önce tabii bahsettiğim ki bir konu bence çok önemliydi. Eğerleme mali ki bu sene yine eğerleme malinde bir kamera vardı ve YouTube üzerinden evet, ayrı bir kanalda canlı yayın da yapıldı. Evet. Sabit bir kamerayla. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz yıllardır sektör içerisinde olan insanlar olarak. Bunu da çok kıymetli inatçılarımıza da soruyorum. Fırsat buldukça ne kadar önemli olduğunu. Bazı kişiler tarafından hatta padoğun da önünde önemli olduğu yönünde. Hani eğer o anlamda konuşsak ben kendi adıma şunu cevaplayayım. Evet, eğerleme hakikaten çok önemli. Padokta atlar zaten jokeyler üzerine bindikten sonra kimileri işte Burgas ya da Real Runner gibi yarışa çıkacağını hepsi biliyorlar. Onu soracağım şimdi Sadun abi aslında. Yani sorum ona çıkacaktı. Ya şunu duydum daha önce. Yarışı kaybeden veya kazanan bir at kaybedip ya da kazandığını hissedebiliyor. Bunu tamam. Yarıştan sonra mı? Evet. Ama yarış öncesi acaba ya herhangi bir kamçı hareketi vesaire yok sonuçta. Yok, hayır. Eğerleme dedin abi. Padokta daha başkalaştı dedin. Evet. Piste çıkarken bambaşkaydı. Hani yarışı bambaşka. Bunu hissediyor mu acaba bu safkanlar? Ben çok merak ediyorum. Hepsi hissediyorlar. Bunu eğerleme ve padoktaki görüntülerimi, düşüncelerimi Hasan Ali Say'la bizim Mehmet Bilbaşar'la selam birlikte olsun, selamlarımı iletiyorum onlara da. Onlara ben paylaştım zaten. Konuştuk yani. Hani adım bu, adım böyle aslında. Adım adım. Biliyorsun onlara TCK'nın sesi için yazı evet, hazırlıyorlardı. O sırada görevli bir şekilde oradaydık biz. Dolayısıyla bir aramızda sohbet anlamındayken fikirlerimi sorduklarında ben onlara işte kendi fikirlerimden, tecrübelerimden dayanarak bir şeyler yani bir sohbet paylaşmış ettik açıkçası. Yani. Paylaşmak istedim. Diğer yandan eğer ki bir safkan hani 3 yaşında bu atlar ve işte derbi üzerindeki safkanlar üzerinden değil de genel anlamda o gün mesela bir şartlı bir yarış vardı. Orada mesela safkanın bir tanesinin çim piste çıkmasıyla birlikte aksiyonları. Hani bunlar da önemli. Evet. Ha, bana soruyorsan artık startın gerisi hepsinden önemli. Çünkü herkes artık biliyor. Orada, artık oradan yarışa dönüş başlayacakları yok. Son an. Evet. Çok kritik dedin Sadun abi. Yani gerçekten önemli detaylar bence bunlar. Sadece kağıt üzerinde zaten olmadığını biliyorduk ama adım adım eğerleme, padok, piste çıkışı, start gerisinde gelişi, koşuya başlayışı hepsi ayrı ayrı etkenler evet, gibi görünüyor. Evet. Özellikle şimdi bu tip bir yarışlarda. Şey var Numan. Şimdi bunlar canlılar. Evet hepsi hani koşuyor. Bunları küçümsememek lazım. Hani onun şeyleri var, duyguları var. Ve güçleri var. Yarış içinde bunlar biliyorlar. Her şeyin farkındalar. Fakat buraya gel, onlar bir sporcular. Ve siz hani bir maç yapacağınız zaman karşı rakip takıma baktığınız zaman değil mi bilirsiniz bir yani. Bir analiz yaparsınız yani.
lan defanstaki adama bak dersiniz falan gibi. Ya da golcülerine bakarsınız. Nasıl bir çözüm önerisi olacağını düşünüyoruz. Tabii. Öyle. Şimdi benim geçmişteki tecrübelerimden gördüğüm kadarıyla atlar da yan yana geldikleri zaman hani bu anlattığım gibi, hikayeleştirdiğim gibi değil ama şey yapıyorlar. Vücut dilleriyle o mesajı veriyorlar. O mesajı yani. Veriyorlar. Eğer siz onu okuyabiliyorsanız oradan bu işi çözebilirsiniz. Bence padok çok şeyi anlatır. Güzel. Gerçekten. Yani büyüklerimiz de öğrendiğimiz de evet. Böyle. Yurt dışına da öğrendiğimiz böyle. Genel kanı da böyle. Bunu okuyabiliyorsanız. Ne mutlu bize. Evet. Gerçekten çok yine teşekkür ederim Sadun abi detaylar için de. Rica ederim. Tabii ki Burgaz King David temsilcisi annesi Yavuz Tutar kızı. Zaten konuşmuştuk programlarda. Zaten orijin üzerine konuştuk. Ekrana da geldi. Her zaman dediğim gibi anne pedigrisi yani çok pedigri ikiye tabii. Bölündüğünde anne pedigrisi aşağıdaki pedigri, şey soy ağacı babadan daha uzuna yatkın bir safkan. Gerçekten bir kez daha paylaşmış olalım. Tabii pedigrileri konuşmuştuk Gazi öncesinde de. Yine Teoman abiyle selam olsun Teoman evet. Demiröz. Onunla birlikte özellikle evet. Şeyde selam söylemek istemiştim. Son 200 metre detayı. Çünkü program sonrası çok konuşulmuştu. Birçok safkan için aslında o son 200 metre ile ilgili burada hem sen Sadun abi hem de Teoman abi soru işaretlerinden bahsetmişti. Onun da cevabını aslında yarışta görmüş olduk. Yani ne kadar önemli olduğunu o son 200 metrenin. Yani bu öyle, anlamda bir öyle, kez anlamış oldum ben bu yarışta. Ya öyle şimdi bazen hani biz orijin pedigri hem Teoman abi hem ben hani konuştuğumuz zaman anlatıldığında ya da işte bu orijin pedigri çalışmaları, analiz işleri neyse son 10-15 yıldır Türkiye'de oldukça revaçta. Bu işlere kafa yoran bir sürü genç var ama hani televizyona çıkıp da bir şeyler anlatan hani 3-4 kişi var. Dolayısıyla bazı at sahipleri de antrenörler geçmiş yıllarda orijine ben inanmıyorum, pedigriye inanmıyorum falan gibisinden şeyler diyorduk. Artık onları duymaz hale geldik çünkü biz biliyoruz anlamında değil. Aslında. Bütün dünya bunu takip ediyor. Atlar da zaten yaptıkları yarışlarla esas da onu zaten örtüşüyor. Yani zaten burada Sabun abi şimdi yine pedigrinin önemine değindin ama hı-hı. defalarca burada programda hatta ben bunu motto olarak da söyledim. Evet. İşte kağıttan kağıt atlar evet. üretirsiniz diye bu vurguyu da defalarca yapmış birisin. Yani tabii ki. Kağıt çok önemli ama kağıttan ibaret değil. Tabii ki. Çok faktör saydık burada. Şimdi program ilerleyen dakikalarında Numan'cığım şeyden Koral ekipçisinden bahsederken o safkan üzerine pedigri orijin üzerine bazı şeylerde saptamalarda bulunacağım. Orada biraz daha detaylandırırım bu işleri. O zaman iki konu tamam, var o hadi bölüm bakalım. Kadar ama peki. Meraklı bekliyoruz tabii. Tekrardan kazanan safkanı yine başarılı koşan tüm evet. ilgililerini safkanların kutlayalım. Bu yılki klasik koşuda Gazi koşusunda geride kalmış oldu. Biz tabii şimdiden 2022 yılı için Haziran'ın son pazarını beklemeye evet. başladık. İki yaştayları takip etmeye başladık. Birazca dediğim gibi o güne kadar şampiyon Burgaz'dır yani. Tabii ki. Gazi şampiyon. 2022 yılına kadar evet. Gazi koşusuna kadar yeni şampiyon diyebiliriz Burgaz için. Ve tabii Gazi koşusunu konuştuktan sonra sıcağı sıcağına yine bir haberimiz daha var. Yine bugün yapılan çok önemli bir satış organizasyonu ki evet. mümkün olduğunca yer vermeye devam ediyoruz Sadun abi bildiğin gibi. Özellikle salı günlerine denk geliyor oluşu Tay satışlarının bizim de programda sıcağı sıcağına konuşma sebebimiz oluyor. Tabii ki Sultan Suyu Tarım İşletmesi'nin Tay satışından bahsediyorum ki Karacabey'de bugün gerçekleştirildi. Gerçekten çok kıymetli taylar, potansiyel isimler satışa çıkıldı ve satışa sunuldu. Bunun sonucunda da 74 tayın 63 tanesi yeni sahiplerini buldu efendim. Yine saatler 1'i gösterdiğinde başlamış satışlar ki ekranlarda da günün en yüksek bedelle alınan ismi görüyoruz Sadun abi. Safter Tay evet. Safter Ateş Tay, topu temsilcisi. Evet 2 yaşındaki erkek tay 430 bin Türk lirası karşılığında Sayın Halil Şeker tarafından alınmış Ateş Topu Doğu'nun yıldızı orijinli al erkek tayı görüyoruz şu anda. Tabii Safter Tay'ın ardından yine yüksek bedelli alınan isimlerden 370 bin Türk lirası karşılığında Narin Natural Gıda Limited şirketi tarafından alınan Kılıç Bağı var. Özgün Han İltişan orijinli ekranlara da geldi. İltişan orijinli düzelteyim. Ve 370 bin Türk lirası karşılığında Özgün Han temsilcisi Kılıç Bağı da satış gördü ki Özgün Şah yine evet. Özgün Han'ın bir diğer temsilcisiydi. Efruz'dan olma. Özgün Şah da yine Murat Yıldız tarafından satın alındı ki 350 bin Türk lirasıydı alım bedeli. Özgün Şah'ı da ekranlarda görüyoruz ki anne kardeşlerini de pistlerde görmüştük daha önce. Ve bu 3 tay satışın ringe gelen diyebiliriz tabii ki herhalde satışlarda ringe gelen evet, alışmışız. Evet. 74 tayın 63 tanesi demiştik. En yüksek bedeli alınan 3 isim de bu isimler olmuştu. Toplamda 7 milyon 124 bin
Türk lirası satış bedeli olurken ortalamada 113.000 79 Türk lirası gibi bir rakam, bir miktar ortaya çıktı. Tabii bu detayları verdim ama Sadun abi, daha önce de yine programlarımızda öğrenmiştik, evet, demiştim. Sen bu tip organizasyonların gerçekten Arap tayı olsun, İngiliz tayı olsun, çok önemli olduğuna değinmiştin. Ben bu satışla ilgili bir şey söyleyeyim Numan. Bir kere kendi görüşüme göre, hani biliyorsun ben Arap atı hakkında, konusu hakkında çok giren bir insan değilim. Hani çok kafa yoran biri de değilim ama at olarak, konformasyon olarak baktığında ben Kılıçbağ isimli tayı çok beğendim. Kılıçbağ, Özgün Han temsilcisi, evet. Özgün Han İtilçan. Diğer yandan bu satışta birli dişi, birli erkek taylar, yani biraz mix dediğimiz, hani karışık bir satış olmuş. Evet. Ortaklıkta sahaya gelmemiş olmalı. Evet, tabii. Evet, hem birli dişi hem ikili dişi, hem birli erkek hem ikili erkek. Önümüzdeki listeden de gördüğüm, tabii ödenen bedelleri de görüyoruz burada. Evet, tabii bu satışlar, Arap satışları var Türkiye'de, inşallah İngilizler için de bir temenni var. Sayılar artar inşallah. Yani çok fazla tabii konuştuk Sadun abi böyle satış organizasyonlarının artması konusunda. Evet. Hem Tay satışları, 1,5 yaşındaki Tayların satışları ki yine Yarış Atı Sahipleri Derneği bunu gerçekten düzenledi uzun yıllar boyunca. Düzenlemeyle devam edecektir muhtemelen pandemi sonrası ama bunun yanı sıra kısrak satışlarından da bahsetmişsin Sadun abi. Burada Breeze Up dediğimiz o artık idmanda olan. Şimdi Breeze Up idmandaki satışlar Türkiye'de normal, esas da şöyle bir şey var. Benim bu kendi görüşüm tabii. Şimdi foil satabilirsiniz satışta, yearling de satabilirsiniz, gebe kısrak da satabilirsiniz. Bunlar satış organizasyonu yaptığınızda bunlar başarılı gidip eğer bir şey olarak oturursa, en son Breeze Up bunların en son ayağıdır bana soruyorsan. Hani şey olarak da, alışkanlık olarak da. Yani anlatabildim mi? Bu kültürü önce oturtacaksınız. Tay satışını yapacaksınız, gebe kısrak satışını yapacaksınız. Foil satışını, yani anneden 8 aylık, 7 aylık tayı satacaksınız. Breeze Up Sales dediğimiz idmandaki tay satışını belki bunlar oturduktan bir 2-3 sene sonra, 5 sene sonra yapmanız gerekecektir. Benim görüşüm bu. Eğer böyle bir organizasyon yapacak olsaydım ben, yani yaptım adım da daha önce, hani öyle bir şeyim olsa tekrar. Aslında, evet. Dolayısıyla Breeze Up satışı, idmanda tay satışı, bütün bu kültür oturduktan sonra en son yapılacaktır. Çünkü idmandaki tayını herkes satmak istemeyecektir. Bu da Türkiye'de yine gördüğümüz bir durum genellikle. Yani tay satışının tarihi bile çok önemlidir. Tabii farklı faktörler var. Bu arada dış yarışa az bir süre kalmış Sadun abi. Yarışa gidelim, ardından sohbetimize devam edelim. İlk adıma kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ki Sultan Suyu tay satışlarını konuşuyorduk ve katkılar da gelmeye devam ediyor. Sadun abi yine tay satışlarından bahsederken aslında ülkemizde ne tip satış organizasyonlarının olabileceğini, başlangıçta artabileceğini belirtmiştin ki bununla ilgili de bir katkı gelmiş Cüneyt İşçi, Cüneyt Bey'den. Arap tay satışları gibi acaba TJK'nın bölge bölge atlar sahaya gelmeden hemen önce İngiliz atlarında hipodromların padokları da olabilir ya da işte bu tip bölgelerde at satışı güzel olmaz mı? Yine Sadun abi bir aradana da yapmıştı bunu, bölgesel olarak yapmalıyız diye fikrini beyan etmiş ki aslında benzer şeyleri söyledik. Evet yani ben o zaman Adana'da yaptığımda hani bana demişler ki ya niye İstanbul'da yapmıyorsun? Ben zaten dernek yapıyor, hani başka yer, ben hala söyleyeyim, hani başka bir yerde de siz yapın. Hani destek olalım anlamında. Belli olmaz. Belki olur ya yine satış. Güzel. O ışığı bu sefer aldık gibi mesaj. Öyle var gibi, evet. Tamer Bey de bu arada selam olsun da herkes İtalya İspanya seyreder. Şöyle keyifli bir şekilde TJK TV ilk adım seyredeyim yayınlar fazla demiş. Kalabalık olmadan mı? Teşekkür ederim kendisine. Böyle bir önemli maçın olduğu günlere bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca. Sağ olsun. Teşekkür ederim tabii ki. Tarih satışlarını konuştuk. Yine önümüzdeki dönemde de muhtemelen yine salı günlerine denk gelecek satışları da programımızda yer vermeye devam edeceğiz. Tabii biz İngiliz atı ağırlıklı konuşuyoruz ama şüphesiz Arap atları da ülkemizde çok değerli safkanlar. Çok yine sevdiğimiz safkanlar. Bu anlamda onları da mümkün ben hafta içinde bir tweet paylaştım Numan. Bu arada Arap atı deyince bir şey anlatabilir miyim? Tabii abi. Bir tweet paylaştım. Hayatımda bir ilki yaşadım falan diye. Orada anlatacağım şey şuydu. Yani anlatmak istediğim şey şuydu. Paylaşayım sende burada. Şimdi Kervantay diye bir at var. Evet. Arap atı biliyorsun. Benim Arap atıyla ne alakam olabilir ki, değil mi? Değil mi ki? Olmaz. Ama Mehmet abi, yetişti Mehmet Ural, beni aradı. Ondan sonra işte konuşurken falan, işte İstanbul'da mısın Sadık falan. Adana'dayım abi. Sohbet ederken dedi ki hatırlar mısın dedi, ben dedi sana zamanında işte bir Arap kısrağı var onun.
Onu sormuştu. Çok iyi bir kısrak ama yavru vermiyor. İşte kızı var, iyi koşmadı falan. Hani elden çıkartayım bunları tamamen falan diye konuştuk ama yıllar oluyor. Yani ben hatırlamıyorum, belki 7-8-10 sene oluyordur bu sohbet olalarımızda. Çünkü çok eski tanıdım Mehmet abi. Ben de ona şunu söyledim, değil mi? Ya genetik olarak böyle şampiyon kısraklara yavru vermedi yani zaman. Kızları yoluyla genetikte oluyor bu. Hani torun devam ettiriyor. Aygır'da da aynı şey oluyor filan. Bence onu dene abi dedim. Yıllar geçti aradan. Ben unuttum tabii. Ne kısrağı hatırlıyorum ne diğerini. Fakat geçen işte Mehmet abi beni aradı. Bak dedi, senin dediğini ben dedi yaptım dedi. Otay dedi, kervan tayı dedi. Vay. O yüzden de benim hayatımda ilk defa Arap atçılığında bir atın pedigrisine dokunmuş oldum yani bilmeden. O da İstiklal Savaşı'nı kazandı o da yani evet. Arap atları için belki de en büyük görüntü. Tabii. Hani bundan sonra Arap atıyla ilgili de artık konuşabilirim. Evet Sadın abi, yani bundan sonra programlarımızda daha fazla. Ama şu var yani, tabii espri şaka bir yana Numan. Genetik olarak incelediğinizde Arap atı, İngiliz atı fark etmez o anlamda. Ama Arap atının pedigrisinden çok iyi anlayan arkadaşlarım soylarından, baba hatlarından, anne hatlarından bahsedebilir. Onlar ayrı bir konu. Ama mantıkta at attır. Ben de Mehmet abi o şekilde yardımcı olmuşum istemeden ama çok mutluyum şu anda artık. Böyle güzel bir şey. Arap atı pedigrisi dendiği zaman artık anlatabileceğim bir şey var. Güzel bir şeye vesile olmuş oldun Sadun abi. Evet. Tabii tarih satışlarından bahsettik. Böyle yetiştiricilikten de bahsetmişken evet. Tabii yine yurt dışından güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Tabii özellikle Gazi Koyusu gününde gerçekten güne damga vuran bir isim vardı dünya genelinde. O isim de Super Saver'dı. Onu da konuşalım isterim Sadun abi. Çünkü daha zaten bizim aygırlar sağ olsun bizi boş bırakmıyorlar. Evet, her programa Gold Meister'ı mutlaka... Super Saver, yani Daredevil bir şekilde programımıza konuk oluyorlar. Ki aslında Authorizing Yavrusu da yürüdüğünden evet, seks kazandı ama daha önce grup yarışlar kazandığı için bu programı almadık bu sefer. Evet. Yine onun da başarısını es geçmeyelim ama tabii bir Super Saver'ın inanılmaz bir gün oldu Super Saver yavruları için. Öncelikle Letruska, daha önce de konuştuğumuz gerçekten şu anda Amerika'da kendi kategorisinde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısraklar evet. arasında bir numaralı isim gibi gösteriliyor. Ama Nurman şimdi kime geçirmişti? Bizim kendi Daredevil kızına geçirmişti herhalde. Letruska bir ikinci olmuştu. Ben o zaman hani bundan sonra bu at farklı olur bir yorumunda bulunmuştum hatırladığım kadarıyla. Şimdi tabii ben kısrakları seyrettiğim zaman anneliklerin nasıl olacağını, atları da seyrettiğim zaman aygırlıklar nasıl olacağı üzerine yani yetiştirici gözüyle hep, ya da işte pedigre meraklı biri olarak hep öyle incelerim. Ama Letruska'nın tabii anneliği nasıl olur? Hani çünkü bu kadar üst biliyorsun sen de yani bu kadar böyle yarış sıra dışı, böyle sıra dışı çok iyi olan kısrakların tabii annelikleri hani kendi kendileri kadar ya da kendilerine yakın bile tay veremiyorlar. Orası ayrı bir konu ama Letruska bana göre tam bir yarış atı, yarışçı. Gerçekten çok seviyor koşmayı. Özellikle önde koşmayı çok seviyor. Evet, yani bu taktikle kolay kolay geçilmiyor. Numan yani bu aksiyonlarla bu tip yarış yapan, yani bu Letruska'nın kaçıncı yarışını birlikte seyrediyoruz? Ona dayanarak söylüyorum bunu. Tam bir yarış makinesi bana soruyorsan. Zaten aynı zamanda galibiyet makinesi. 20. yarışı 15. birinciliği Sadun abi. Üst üste 3. galibiyet. 2 grup 1 kazanmıştı. Evet. Bu kez grup 2 seviyesi ama gerçekten yine çok parlak bir galibiyet yani geldi Letruska'dan. Yarışta öyle bir tempo koyuyor ki hani siz onu yani 100 kilometre hızla giden bir yani yarış derecesi. Yani 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçmeniz için sizin 110 yapmanız lazım. 120 böyle bir sürat koyuyor ki işte siz bir türlü onu gelip onu şey yapamıyorsunuz, geçemiyorsunuz. Yani o çıtayı çok yükseltiyor gerçekten. Tempoyu evet. çok yükseltiyor. Şu ana kadar da geçebilen olmuyor son dönemde ki umarız başarıların devamı gelir. İnşallah. Tabii Super Saver'ın kazanan her yavrusu bizim için ayrı tabii bir referans. Gurur kaynağı, referans o dünya yarışçılığında. Super Saver'dan gebe kısrağı tayı olanların da gözü aydın. Ben hep sonunda bunu söylerim yani. Kesinlikle. Çünkü yani yetiştiricilik, atçılık bir şeydir. Numan yani. Bir umuttur yani. Tabii, hayal üzerine kurulu. Tabii hayal üzerine kurulu. Siz ilk önce şey yaparsınız, kağıt üzerinde değerlendirirsiniz. Ondan sonra onun hayaliyle yaşarsınız. Aygıra çekersiniz. Kısrağınız gebe kalır, doğurur. Taya bakarsınız, babasına bakarsınız, kağıdına bakarsınız. Annesine mi benziyor, babasına mı, yok dedesine mi filan derken tay sahaya gelip de koşuncaya kadar hep bunlarla olursunuz. Ayrı heyecan tabii. Tabii tabii. Her bölümü atçılığın, yetiştiricinin her ayı bana soruyorsan her evresi ayrı bir heyecan. O yüzden de atçılığın hep konuşulacak şeyi vardır. Hiç bitmez konusu. Gerçekten çok da keyifli evet. oluyor. Özellikle böyle kazanınca tabii ki. İsimler. Tabii Letruska'yı konuştuk. Yine aynı gün
bir grup 3 yarış kazanan bir isim var ki bundan sonra da Sadun abi muhtemelen nazar değmesin bu tip yarışlarda programımıza konuk olacak gibi. Onu da izleyelim. Double Thunder'dan bahsediyorum. Grup 3 Bashford Manor Stakes ki 2 yarışlar için. Hangi safkan? Şu anda orta grupta görüyoruz. Daha doğrusu arka grupta görüyoruz 1 numarayla. Şu an 8. de aşağı yukarı. 2200 metrelik bir yarıştan bahsediyoruz. Evet. Az önce Letruska'nın geçiş derecesi için demiştim. Yarış derecesi diye. 1.11 evet. bitiyor bu yarışta. 1.11-1.17 bitiyor. Yani iki yaşlı bir tane yarışta kaldılar. Hangi safkan diye sormamın nedeni hani programı izleyenler bazen mesaj atıyor. Ya. Evet. Siz konuşuyoruz ama hangi safkan diye. Söyleyelim tekrardan. 1 numara şu an bariyer dibine yakın. 7.likte bariyer dibine yakın olan isim. Evet. 1200 metrelik bir Rusya'dan abi. Hayatının ikinci yarışı. Evet. İki yaşlı taylar Amerika'da önde giden atların avantajlarını genel olarak söylüyorum tabii ki. Biliyoruz. Daha zor sanki böyle yarış kazanmak. Yani bu anlamda ben çok gerçekten beğenerek izledim ki sonlardaki akışı fotoya çok inanılmazdı bence. Bakar mısın Sadun abi? Şimdi dışarı aldı jockey'i John Velasquez idaresinde. Şu an sanki böyle bir baş boyun belki kazanabilecekmiş gibi ama birazdan bir vites arttırıyor. Ortadan çıktı şimdi. Şimdi farkı açıyor giderek. Evet. Tabii bir dedim ama 8 numaralı Double Thunder'dı. Ve farkı gittikçe açtı. Evet yani. Akışı muazzam bence. Evet. Gerçekten çok rahat bir galibiyet. Yani yarışın son metreleri başka, yarışın başı başka bence. İki ayrı yarış koştu. Bu anlamda ki ikinci yarış ikinci galibiyet oldu. Bir Rising Star durumu olabilir mi sence? Bence olabilir. Senin gözünde olur mu? Bende oldu yani çoktan. Biraz son, duygusal son bir Rising Star oldu ama. Tabii canım duygusal anlamda burada, sordum zaten. Hani. Startta ağır aldı oldukça. Buna rağmen müthiş bir final oldu. Gerçekten ilgilerini kutlayalım. Devamı gelecek gibi. 5 Haziran'da Monmouth'ta kazanmıştı ilk 9 metrelik bir yarıştı. Bugün de grup 3 yarışı kazandı. Ve başarılarını yenisine ekledi. Hemen ardından hız kesmeyelim. Pedigris ekranlara geldi. Bu arada var mı yorumu Sadun abi? Tapit kız annesi. Tay'ın babası Super Saver. Numan zaten hani daha önce de bunları konuştuğumuz şeyler şuydu. Yani bu tip aygırların bu tip atların, aygırların bu tip yavrularının pedigrilerine bakarak bir Türkiye'deki uygun hatlarla sizin bir kopya çekmeniz durumu vardır. Bunu da yaparsınız. Dünyanın her yerinde yapılır. Bunlara dikkat ederek eşleşme yapılabilir. Yani referans alabilirler o anlamda. Örnek söylüyorum. Olarak uyarlanabilir yani. Tabii tabii. Bu şekilde paylaşalım. Bir yine benzer yani bu dediğimiz nike girer. Hani crosslamaya girer. Hani anne hattı tabii her zaman ben belirtirim. Benim için çok önemli. Alt taraf ayrıdır, ayrı olacaktır. Ama en azından aygır kısrak babası yerlerinden yani crosslama, çaprazlamadan bu tip şeylere dikkat edebilirsiniz. O bu anlamda. Şekilde paylaşmış olalım biz de. Bir isim daha var bitmiyor aynı gün. Gerçekten çok büyük başarılar gelmişti. Grup 1 yarış bu kez. Belki lokal bir grup 1. O yüzden diğer iki grup yarış kadar belki konuşulmamış olabilir. Evet, Arjantin'den bir yarış. Palermo Hipodromu'ndan 2 yaş Taylar yine start almıştı. 1600 metre mesafeli bir yarıştı. Kumpis'te Gran Premio Estrellas Juvenile Fleas yarışıydı. Ve kazanan isim yine bir Super Saver temsilcisi. Linda Lerzolta'ydı. 2 yaşlı İngilizlerin değil mi? Dişilerin 1600 metre üzerinden yarıştı. Evet. Adrian Genetti ile kazandı ki annesi Seeking the Gold kızı. Evet. 27 Mart günü ilk yarışını kazanmıştı. 4 Nisan'da Grup 2 Clasico Eliseo Ramirez ve 2 Haziran'da Grup 1 Gran Premio de Potrancas'tan ikincilikle ayrılmıştı. Super Saver'ın kızı Linda Lewis-Lolt ve Grup 1 bu yarışla birlikte 4. yarışı 2. birinciliğini elde etti. Yine dış kulvardan sonlarda etkili gelen bir isim. İzleyeceğiz Numan, birazdan. Kısak olası Seeking the Gold dedi. Evet. Ha, Mr. Prospector onu göz önünde. Yine burada yine uyarlanabilecek bir sanki. Tabii abi. Çaprazlama. Ülkemizde oldukça var. Oradan şey yapabilirler. Hani daha aşım sezonuna programımızda daha var ama en azından hani böyle sıcağı sıcağına not almak. Numan bu sentetik pist mi yoksa bildiğin kum mu bu? Kum, standart kum diye biliyorum. Standart kum değil mi? Bu da aygırların performansları üzerine bir referans alacağımız yine başka bir konu bence. Kesinlikle. Ekranlara da geliyor. Evet. Son metlere en dıştan gelen isimdir Linda Lewis-Lolt. Ve son metlerde galibiyete ulaştı ki gerçekten bu yarışlar sonrası aynı gün ben en az 5-6 tweet'e denk geldim. Super Saver'ı öven yurt dışından bahsediyorum yarış yazarlarından. Evet. Gerçekten bu da bence yeni bir Daredevil rüzgarı gibi böyle Super Saver rüzgarı göreceğiz gibi. Daredevil'da iki isim çok inanılmaz başarılara ulaşmıştı özellikle. Tabii Esplanade de önemli yarışlar kazanmıştı ama Swiss Skydiver ve Shredder's Devil çıtayı çok yükseltmişti. Evet. Belki Super Saver yavruları
O kadar üst düzey yarışlarda nispeten Daredevil'ın yavrularına göre konuşuyorum. Evet. Gitmese de çok farklı çeşitlilik var şu an. Yani dişi kategorisinin yine en iyilerinden birisi var. Belki de en iyisi şu anda. 6 Temmuz itibariyle Retruska şu anda Eklif ödülü olsa sezonun geri kanalıyla ilgili alır. Kesinlikle 4 yukarı yaşlı İngiliz kısrağı. Belki yine alacak o ödülü muhtemelen ama şu an o. Öte yandan Happy Saver her ne kadar son üçüncülüğü biraz beklenmedik olsa da geçildiği isim yine Dubai World Cup galibi ve çok önemli bir isim Max Player'dı. Çamur pistten de etkilendiğini düşünüyorum. Öte yandan iki yaşlı bir tay konuşuyoruz burada. Erkek bir tay potansiyelli gidiyor. Evet. Yine farklı farklı ülkelerden grup bir, lokal grup birler geliyor. Çok yine merakla beklediğim henüz kazanmamış olan Maiden Koşan ama çok potansiyel vaat eden isimleri de var. Super Saver'ın ilk yarışta ikinci olan bir tay var. Bir sonraki programımızda muhtemelen bence etkileyici kazanıp Rising Star olabilir. Onu da yakından takip ediyorum. Gerçekten ilginç bir sene olacak. Sadun abi olmaya devam ediyor aslında ama umarız finali de böyle değerli olmaya devam eder. Super Saver ve tabii diğer tüm yurt dışında yavruları koşan aygırlar için de aynı şey geçerli. Şey söyleyeyim. Ben burada yetişlerin şeyi olayım. Sözcüsü olayım bir yerde. Şimdi düşünsene yani Super Saver'dan ya da Daredevil'dan işte tayım var. Çiftlikte şu anda. Yani ne büyük bir heyecan. Ve hani bu safkanların, bu aygırların, yavrularının yurt dışındaki başarılarını hani biz ekrana getirdikçe herhalde onlar ister istemez çok büyük bir, çok heyecana kapılıyorlar. Evet. Yani nasıl olacağını. Çünkü hani ben bile merak ediyorum. Yani bir Super Saver ya da ne bileyim Daredevil safkanı ya da Bodmeister neyse hani yavrular burada koşmamış ama Jockey Kulübü'nün aldığı aygırlardan bahsediyor. Hani çıktıkları zaman ne yapacaklar? Ya bunlar arasında tabii mutlaka hani kötü koşan veya işte ne bileyim orada burada koşan safkanlar olacak. Olmayacak diye her aygır yani ne yapacak? Hepsi açık koşu mu kazanacak değil ama ister istemez insan ne kadar heyecanlanıyor değil mi? Yani ayrı bir heyecandır. Eminim şu an bir hayal kurdum kafamda ama bende de aynı yani, fazlasıyla yaşanırdı yani. Düşünsene yani mesela işte bir Super Saver ya da Daredevil temsilcisi safkan işte İstanbul'da sentetikte bir şart bir yarış var ya da ne bileyim Maiden var bir şey var Ankara'da ya da 1000 metre, 1200 metre. Şimdi biz böyle süratli safkanları burada seyrettikçe ben de hakikaten merak ediyorum yani. Nasıl bir tabii ortaya çıkacak? Merakla bekliyoruz. Acayip yani iki sene sonra çok değişik isimler görebiliriz ülkemizde de. Evet. Merakla bekliyoruz. Bunun yanı sıra bu sene de bir 3-4 aygırı da kadroya katılırsa iyi olmaz mı? Her zaman. Ama sanki bakalım yine bir burada bir ışık da yine gördük gibi bu bilgiyle. Yok fazla söylemeyeyim. Millet şimdi İtalya-İspanya maçını seyrediyor. Onlar onu seyredesin. Ama tekrarı var abi YouTube'da. Seyredenler seyretmeyenleri anlatsın. Stage KT YouTube kanalında bomba burada mesajlarla Sadun abi katlarını paylaşıyor. 3-4 isim sanki. Ya olur niye olmasın ki? Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi tabii Super Saver yavrularından bahsetmişken Happy Saver'dan da yine bir kez daha tabii yarışını almadık ama evet. Çok önemli bir yarışta start aldı. Max Player kazanmıştı. Sürprize imza attı. Çamur pisti koşulmuştu. Survivor evet o gün hatta çim pis kuma alındı değil tabii. Mi? Bir, farklı yarışlarda. Önceki bir safkan evet başka yarışta 4-5 tane safkan da yarıştan çıktı. Evet, yani gerçekten. Ben başka yarıştan çok bahsediyorum çok o gün için. Ciddi çamur pisti. Ben etkilendiğini düşünüyorum çünkü ilk kez koştu öyle bir pistte. Evet. Belki Super Saver kente gider bir öyle bir pistte kazanmış olabilir ama aksiyonları ya şimdi o ayrı bir şey. Farklı bir konu değil mi? O çok çok ayrı bir durum. Yani şimdi aygır kendisi o öyle bir pistte yarış kazanmış olabilir ama hani bu atın bir de anne tarafı var. Tabii. Kendisi de bambaşka bir sonuçta birey. Tabii canım yani o anne tarafının olması ya, diğer yandan inanılmaz. Gerçekten ya programımızda olmayan bir yarış 2 dakika içinde ekrana geldi vallahi. Tabii Tanzer Güven başta olmak üzere tüm rejiye de selam olsun. İnanılmaz bir ben de beklemiyordum. Bir anda üzerinde ya, konuşabiliriz Sadun abi. Duman hep sürprizi sen yapacak değilsin burada. Yani. Evet gerçekten. Güzel ters köşe oldu. Yani. Yarış ekranına geliyor. Teşekkür ediyoruz bu arada. Çok bu güzel görüntü gerçekten. İçin. Moretti liderliği almıştı tabii. Evet sen anlatabilirsin. Burada da ikincilikte kazanan safkan Max Player'ı gördük yarış boyunca. Üçüncülükte Mystic Guide vardı ki Dubai World Cup galibiydi. Aslında bir rövanş yarışıydı Sadun abi. Otoriteler hep onu gösterirdi. Çünkü geçen sene Jockey Club Gold Cup'ta Happy Saver kazanmıştı grup bir yarışı. Ve Mystic Guide ikinci olmuştu. Bu yarışta acaba rövanş olacak mı dediler. Çünkü çok ciddi iki favoriydi. Hem Mystic Guide hem de Happy Saver rakiplerinden bir hayli ön planda gösteriliyordu ama Max Player ben de varım dedi adeta. Evet. Son yarışta ne kadar Mystic Guide'in gerisinde kalsa da
gerçekten bugün çok parlak bir performans ortaya koydu. Galibiyete uzandı. Birazdan tabii finish görüntülerini de göreceğiz. Hep istedir aslında viraja da bence güzel geldi. Artırabileceğini gösterdi ama son düzlükte istediği atakları olmadı. Sanki evet. Mystic Guide'de biraz erken hamle yaptı gibi geldi bana. Evet. Moretti çünkü rakibi değildi. Happy Saver'da henüz atağını yapmamıştı. Buna rağmen bir sanki erken hamle yaptı gibi. Dolayısıyla i̇lk defa mı geçildi? O da tabii Happy Saver ilk defa geçildi. İlk defa geçildi evet. Değil mi? İlk mağlubiyeti. Ama sonlarda hala fotoğrafa giriş, deri girişi bence bir sonraki yarışında farklı yani, olabileceğini gösterdiğini düşünüyorum. Buradan yani, hiç gitmiyor Sadun yani abi. Yani bakar mısın? Evet yani şu pis şartlarında bir Safkan'ı hani biz kaybettik diye demiyorum ama ne olursa olsun kazansa da kaybetse de analiz et yani şey yapamazsınız. Tabii kolay kolay. Tabii ki. Yani burada bir sever'e bakar mısın Sadun abi? Yani evet. 4. 5. olacak belki derken o hamleleri 3. pis normal olsa sanki daha iyi yere girebilirmiş. Hatta bence bir sonraki çamur yarışı bile olsa daha iyi koşar diye düşünüyorum bu tecrübeyle. Aradan sonraki değişik sonrası yarışıydı ayrıca. Evet. Bakalım ayakları düz bassın. Yine başarılı bir yarış sayabiliriz bence. Beklenen olmasa da sonuç olarak. Yine bu yarışta bir kez daha rejiye teşekkür edip geçelim evet. Bence bir sonraki konumuza. Tabii Super Saver yarışlarından sonra çok önemli yarışlar da koşulmuştu malum geçtiğimiz günlerde. Özellikle evet. Coral Eclipse gibi de çok önemli bir yarış. Çok da dünya yarışçılığında evet. Merakla beklenen yarışlardan birisi. Belki bir klasik yarış değil ama çok klasik vuruşu galibi isimler start almıştı. Evet. Bu isimlerden birisi kazandı. Yönetmenimden rica edeyim Coral Eclipse'in görüntülerindeki üzerine de gerçekten merakla beklediğim yorumların da var Sadun abi. Az önce de aslında bir spoiler, evet, bir evet, ipucu vermiş oldun. Nurman benim bu yarışta pedigri olarak inceleyeceğiz ama yarışın içinde sen de fark ettin mi? Yarış esasında çok yavaş bir tempoyla başladı. Evet, 4 Safkan tabii start aldı. 4 Safkan, Mischief'in düşünsene ya neredeyse kentere düşecek ikincilikteki evet. Safkan. Burada normal şartlarda yarış bu kadar yavaş başlayan bir yarışta hani arka gruptan Safkan'ın bir anda gelip onları geçmesi çok gözüken bir şey değil. Genelde hani o yavaş tempolu yarışlarda önde giden Safkanlar şey yaparlar, kazanırlar. Diğer yandan zaten ikinci olan Safkan, yarışın bütün yükünü çeken Safkan. Yani Mischief şey yapamadı onu, geçemedi bile. Öyle olmadı mı? Aynen öyle. O üçüncü kaldı. Normal şartlarda burada giderken, ben bu yarışı ederken de ben böyle bitirdim. Ben 1-2-3-4 gibi bir, burada iki, düşündüm üç, açıkçası. Ben 1-2-4-3 dedim. Öyle mi yani yarış böyle biter mi dedim? Ben öyle düşündüm çünkü Adeyeb'in de çok inatçı bir karakteri oluşu, istediği tempoyu kuruşu önde. Ha tabii virajdan Mischief çok kolay geldi yanına. Orada ya, biraz yani daha kararını değişti ama. Baksana şurada yani şurada şu yarışı durdursak bütün Türkiye'deki evet, dünyadaki otoriteye söylesek herhalde şey olur. Tabii yani yarışın yavaşlığı. Mischief kazandı der. Doğru. Yani bu şeyle. Ancak kazanan Safkan burada acayip yani. Bir şey yapıyor. Gerçekten. Ve pist yağmur. Evet. Ve ben şöyle bir şey dikkat ettim. İnceledim Nurman. Bu iki gün boyunca esasında en kötü yarışta risk kötü normal şartlarda. Çok yavaş gitti zaten. Çok yavaş gitti. Ama kazanan Safkan'ın kendisi bireysel olarak en fazla sürat yapan Safkan'mış. Yani diğer yarışlara oranla da. Tabii. Ya, kariyerinin en parlak yani. Performansıydı şüphesiz. Yani. En iyi yarışı buydu. Ki yaşa büyükleriyle koştu. Henüz 3 evet. Yaşında bir tay. Bana göre bu at iyi bir 2000 atı. Benim görüşüm. Fakat diğer yandan mesela Edin O'Brien'in bir röportajını şey yaptım, dinledim. Sen de dinledin mi bilmiyorum ama. Sussex. Hayır yani at sahipleriyle soracağım falan filan. Hani Edin O'Brien bu da bu sene bu iş başladı. Eskiden yoktu. Yine aslında o Let's dedikleri patronları aslında bir genelde şey diyordu. Patronlar Let's onaylarsa deyip kendi fikrimi söylüyordu. Ha, bu sene ama yani biraz bu sene böyle bir ne bileyim daha fazla böyle bir listen, onunla hep konuşurken bir listen deyişi evet. Vardı bir klasik listen sayıda. Adrian O'Brien klasikleri. Ayrı bir program gerekirse evet, abi. Kesinlikle öyle. Yani bir örnek konuşması mesela, da öyle ya çok enteresan çok yani. Çok inanılmaz. Bir de bir detay da yine belki izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Hı-hı. Yarış biter bitmez kameralar Adrian O'Brien çeker. Evet. Hep telefondadır. Patronlara mı şey veriyor, ifade veriyor? Açıklamasını ben de öyle düşünüyordum ama eşiyle, Enemer ile O da biliyorsun değil mi? Antrenör. Tabii. At sahibi diyebilirim ama antrenör. At sahibi yetiştirici. Yani esas da şeyin yetiştiricisi olur. Onlardır.
Galileo'nun mu? Yok. Şeyin. Rock of Gibraltar. Rock of Gibraltar, evet. Alex yani yetiştirici olarak. Ben at sahibinin yetiştiricisi olduğunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Diğer yandan pedigree bakımından incelersek eğer bu canavarı, hani bana soruyorsan son zamanlarda gördüğüm en iyi safkan bu. Güzel. Geçen benim kızım Derin, hani bana dedi ki baba dedi sen yurt dışında böyle beğendin dedi bir safkan var mı bana söylesene. Ben de Paraspierre var dedim ama artık bunu söylüyorum. Önüne geçti o zaman Sasek'te yani, favorini de almış olduk abi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, yani Siuni pivotal oldu zaten biliyorsun. Aşağıda Galileo pedigree. Çok konuştuk ama aslında. Ama diğer yandan Magna Grecia'nın anne kardeşi bu safkan. Evet. O Invisible Sprit'ti babası. Biraz daha dayanıklı olmasının sebebi bence evet, bu işte. Evet öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. O Avustralya'da falan şey yapıyor. Aşım yapıyor. Zaten Invisible Sprit'i hani Avustralya, I Am Invisible'da hani biliyorlar zaten. Biraz evet. O taraf ticari de düşünülebilir. O 2000 Guinness galibiydi. O safkan. Bunun pedigisi anne tarafını çok aşağılarını incelediğinizde normal enteresan bir şey var. Mesela ta Hyperion'un annesi Selene'ye kadar filan çıkıyor. Kabere hani annesini söylüyorum safkanın. Diğer başka bir husus Kabere'nin yani bunun bu safkanın annesinin şeyi var. Reklam şey mi var? Yarışı mı var? Şey hadi ondan sonra devam edelim. Anlatayım pedigriyi alacağım çünkü. Tamam. İlk adıma kaldığımız yerden devam ediyoruz ki Coral Eclipse galibi St. Mark's Basilica ile ilgili önemli detaylar alıyorduk Salman abiden. Evet, pedigisinde bir de annesinin bir kardeşi de Pivotal'den. Dolayısıyla Pivotal'de bir anne hattının uyumu da söz konusu. Sanırım pedigriyi tabii hani, suyunu çekerken buna ne kadar bakmışlardı onu bilmiyorum. Ancak bu da ayrı bir anekdot o anlamda. Yani farklı yollarda yine karşımıza Galileo, Pivotal. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani geçen senenin Ark galibi, geçen senenin Sotes var mesela. Evet, o da Suyuni ve Galileo çaprazlamasıydı. Onda tabii aşağı taraflarda şey var, Green Tool vardı. Daha uzun yatkın bir safkan. O da Fransa derbiyi kazanmıştı. Evet. Pershing King'in önünde kazanmıştı. Aynı St. Mark's Basilica gibi. Evet, yani o sert çimde, çok sert çimde kazanmıştı. Sonra arkı da Enable'ın filan önünde ağır çimde kazanmıştı. Coolmore tabii Galileo'nun aygır oğullarını çıkartmaya çalışırken diğer yandan Galileo kızları da yeni çaprazlamada işlemler yaparak işte yani Siuni bunlardan herhalde şu anda en şeyi tutulanı. Diğer yandan bundan sonraki yarışında tabii yani Warfront'ta denediler yıllarca. St. Martin Basilika'yı nereye? Sussex Stakes nereye istedin sen? Evet o konuşuluyordu aslında. Çünkü bundan sonra hep Irish Champions Stakes gibi, finalde evet. Champions Stakes gibi yarışlar konuşuluyordu ama Michael Tabor, evet. Safkan'ın ortaklarından birisi, Coolmore ekibinin ortaklarından pek karşılaşmadığım bir açıklama yaptı. Nedir? Safkan'ın Sussex Stakes koşabileceğini belirtti. Tabii Aidan O'Brien, Derek O'Brien ve evet. Diğer ortak John McNair, Derek Hı-hı. Smith ve John McNair. Evet. Üçü birden genelde öyle yapıyormuş muhtemelen. Üç ortaklar Coolmore'da. Bazen tabii sayısı artıyor evet. Ama diğer ortakların. Ve Aidan O'Brien dördü birden oy birliğiyle bazı yarışlar kabul ediliyormuş. Onu fark onun, ettim ben. Onu şöyle bir şey söyleyeyim Numan. Bir kere artık hani Coolmore'un şu yarış bu yarış değil. Hani bir kere ellerinde çok kaliteli bir safkan var. Pedigree tabii. Bakımından dolayı ve bu at artık aygır olacak. İşte ama burada, şimdi burada kritik bir konu var. Aynen. Ne de söyle. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Bence onu acaba söylemek istedim Sağdur abi. Çünkü 2000 metre atı ama evet. 2000 metrelik yarışlar, aygır, Stalinmaker yarışlar mı? Soru işareti bende. Yok, bence akıllarında soru şu. Onlar aygırlık kariyerindeki onu daha önce taşlandırıp aşı ücretine yansıyacağı için çok dikkatli. O anlamda yani kariyer olarak kariyerini çok üst düzeyde etkileyecek yarışları seçiyorlar. Yani siz bir atı aygır yaparken Numan neye bakarsınız ilk yaparken? Yarış hayatına bakacaksınız. Kazandığı yarışları zaten alt alta yazacaksınız. Öyle değil mi? Ama normalde hani bir atı yaparken ilk önce pedigrisine bakarsınız. Pedigri var mı? Var. O zaten hepsinde var. Yani şimdi yarış hayatında
bir şeyler olacak ki ondan sonra siz de aşı ücretini 30 bin euro satarsın. Bunu da yapacaksınız 40 bin 50 bin neyse. Onun peşindeler onlar. O yüzden yarışa evet. şey yapıyorlar. Hani onu koşup kazanırsak mı biz bu atı aygırlık kariyerinin ücretlendirmesi ve doğru yerden başlatırız? Kulvar ona bakar. Yoksa hayale koşun bilmem nereye koşun yapmazlar yani. Çünkü hani sizin devamlı üst düzey yarışlarda yetiştiricinin dikkat ettiği kariyer yarışlar var. Hani Stallion Maker tabii. yarışlar var ya i̇şte onları yapıyorlar. Ben, evet. Ona bakıyorlar. Onların tartıştıkları bence odur. %100 yani ama şimdi şöyle bir şey var Sadun abi. Şimdi bir aygıra giderken yarış hayatına bakarken tabii bir de hangi yarışlar hangi mesafelerle kazandığına da bakılır bence. Yani şimdi ya bu safkanın tamam. yani onu 1200 de meydandan çıktığını görüyoruz Sadun abi. Efendim? 1200 de meydandan çıktığını görüyoruz. Evet. 1400'de 2 yaşlı grup 1 kazandığını görüyoruz. Mükemmel evet. bir data. Gidiyor Fransa'da 1600'de Taydenemeyi kazanıyor. Evet. Üzerine 2100'de Fransa'da derbisi. Evet. Burada Jockey Club. Geliyor 2000'de Coral Eclipse'i yaşlı büyüklerine geçiyor. Şimdi evet. buraya kadar mükemmel bir aynen öyle var. Evet evet. Şimdi bundan sonra hata normal... yapmak istemezler onu söylemeye tabii ki, çalışıyor. Tabii ki doğru yarış seçimi çok önemli ama evet. şimdi bundan sonra giderken de standart bir 2000 metre atı yarışları bellidir işte. Irish Champions Stakes, Finale evet. Champions Stakes gibi yarışlar var zaten. Jadmont International evet. var. Ama o Stallion Maker yarışları bunlar da belki Stallion Maker yarışları ama evet. şimdi mesela Cracksman evet. nasıl ilgi görüyor? Çok değil. Çünkü 2000 metrenin çok iyi atlarından birisiydi. Evet. Ama nasıl konuşuyoruz burada? Hep Invisible Split yavrularının aynen işte, öyle. Talebi, Kingman tabii, olsun mesela. Tabii, tabii. Benim anlamak istediğim, anlatmak istediğim aslında acaba o niyetle mi? Sussex'in malum 1600 metrenin en önemli yarışlarından birisi. Evet. Yani bu safkanın ki ona da Adrian O'Brien değindi. Çabuklanabilme yani o ivme yakalama. Tabii canım var yani orada kesinlikle var zaten. %100 yani. Bunu da gördük. Sanki o nedenle 1600 yarışını bence tercihlemek istiyorlar. Yoksa ikramiye düşünen yok zaten yok, burada. Yok tabii canım tabii ki. Tabii ki safkanın aygırlık kariyeri olacak bu da aşikar. Ama dediğin gibi abi en doğru yarışlar seçilecek yani sizin, ama tabii bunu yani yetiştiriciye ne olursa olsun Numan yani yetiştiriciye sizin bir atı yeni aygır yaptığınızda yetiştiriciye anlatmanız gereken doğru ifade etmeniz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi de kazandığı yarışlar. Yani yoksa hani aygırın babasının aygır hatta olması filan pedigrisi onlar ayrı bir konular ama Kulmur da bunu zaten dünyada en iyi yapanlardan bir tanesi. Ben seninle kesinlikle hemfikirim. Onun aygırlık kariyerine pozitif anlamda ne hangi yarış kariyer olarak etki edecekse onu seçeceklerdir. Bence öyle. Bakalım. Merakla yani şey yapmazlar. Hiç kazanmayacakları bir mesafe bir şeyi hani yarış iyi diye ikramiye için mesafe için tabii. şey yapmazlar. Gitmezler yani. Çünkü şu anda artık herkesin gözün üzerinde olan bir safkan. Hele ki hani sen dediğin gibi o yavaş giden bir yarışta bile şey yapması. Öyle ivme yakalaması. İvme yakalaması. Sürati. Çok önemli o anlamda. Çok, yani son yıllarda en heyecanlandıran isimlerden birisi. Kesinlikle öyle. Ben öyle. Ya tabii şöyle de bir detay var Sadun abi. Yani safkan jokeyli seçmiyor. Çünkü 5 evet. birinciliği var. 4 farklı jokeyli. Yani Maiden'a Jamie Heffernan'la veda ediyor. Ardından Frankie Dettori, Iris Menzaval ve Ryan Moore. Mesela son yarışta niye Ryan Moore oldu? Çünkü Ryan Moore ekibinin birinci jokey ve yarış İngiltere'de. Ne olacak? Fransa'da pandemiden dolayı Fransız jokeyler at biniyordu. O yüzden Iris Menzaval vardı. Ama bu da konuşuldu aslında Sadun abi. Iris Menzaval'a şans verilmeliydi diye gelmesi adına. Ama oradaki kurallara da çok hakim değilim. Çünkü bildiğim kadarıyla İngiltere'de de bir karantina gerekiyor. Ben de bilmediğim gerekiyor. İçin sordum zaten sana. Bildiğim yani. Kadarıyla İngiltere'ye gelirse karantina gerekiyordu. Tabii bunu kabul ederdi muhtemelen Menzaval ama herhalde ilgileri. Ryan Moore da sonuçta ekibinin birinci jokeyi ve tabii. yıllardır belki Kulmar Ekürisi'nin her safkanı değerli diyoruz ama çok başarılı satlarına da binmişliği var. Ve Kulmar Ekürisi'nin başarılı satına binmek için binebileceği daha iyi bir atı. Binmediği yarışlar da var yani mecburiyetten. Evet, evet. Dolayısıyla evet, ben evet. o yüzden çok biraz bu konuda duygusal düşünmüyorum. Ryan Moore varsa Ryan Moore biner mantığındayım. Çünkü dediğim gibi farklı isimler oldu daha önce. Özellikle sonra Michael Stewart'un antren ettiği evet. farklı grup bir atları. Crystal Ocean galiba bunlardan birisiydi vesaire gibi. Safkanların yanında Kulmar Ekürisi'nin nispeten şanssız isimlerine mecburiyetten bindiği yarışlar vardı. Dolayısıyla böyle güzel günlerde de bazı safkanlar alabiliyor tekrardan. İlgilerini kutlayalım. Gerçekten muazzam bir form grafiği var. Evet. Safkanın. Merakla da bekliyoruz. Şeyi de düşünürüm. Hani bu senenin sonunda aygırlığa ayrılır mı yoksa bir senede daha devam eder mi? Bence ayrılır abi.
Bence de ayrılır. Bu tempoda gidince. Yani belki ama bir iki yarış kaybederse o zaman tekrar denemek için kalabilir diye düşünüyorum. Yani i̇şte galibiyet serisi de biterse bence seneye devam etmez. Onlar da işte geçilmemesi üzerine bir plan yapıyorlar. Tabii. Yani Adam O'Brien'in bahsettiği şeyler onlar esasında. Bir serisinin devam etmesi yani. Çünkü 4 evet. Üst üste grup bir yarış. Çok ciddi başarı ve 2 farklı ülke 4 farklı pist. Gerçekten evet. Takdire şayan. Tabii Coral Eclipse'i konuştuk ama bir de klasik yarış var. Alman derbisi. Onu da konuşup evet. Yavaş yavaş programımızın da sonuna da geliyoruz. Sadun abi Alman derbisi. Tabii derbi ayı demiştik. Geçtiğimiz yani, Haziran ayı için ama Temmuz'a kalan da bir derbi vardı. Bir sene bu Alman derbisi deyince hep aklımıza ikimiz de ortak gelen isim esasında Siedemann geçmiş yıllarda, öyle değil mi? Kesinlikle. O yarış zaten hep söylüyorum. Hı-hı. Benim hayatım boyunca böyle modumun düştüğü yerde hala evet, açık izlediğim inanılmaz bir yarış. Christoph Sumyon'un dahi yani binişiyle. Evet. Bu yılda tabii ilginç bir detaydı. Kazanan Safkan, Sisfan, evet. Alman derbisi galibi. Evet oldu. İsfahan Yavruski, Onur Büke'ye de selam olsun buradan. Yarışı anlatırken şey biter evet. Etmez bu bilgiyi verdi ki evet, çok. Evet harika, çok güzeldi. Gerçekten saygı duyuyoruz. Bizi bilgilendirdi. Konu. Derse inanılmaz çalışmış Onur abi, her zaman olduğu gibi gerçekten saygı duydum bir kez daha. Sisfahan'da. Ağırçim'de. Zaten Alman derbileri genelde benim denk geldiklerim hep Ağırçim'de evet. Koşulan bir şey, yarış. Bir de enteresan pistin ağırlığından dolayı Numan devamlı dış starttan geliyorlar. Devamlı dıştan evet, geliyorlar. Evet yani ilginçtir. Daha önceki yıllarda da benzerlerini gördük. Değil mi? Yani hani ben Siedemann'ı hani biraz atıfta bulunup hani belki konuştum burada evet. Ama. Gerçekten beklenmedik bir yerden geldi. Çünkü Arthur Adler Fransa'da yarış hayatını sürdüren bir isimdi. Evet. Çok başarılı bir yarış koştu. Koşunun da favorilenen birisiydi. Ancak son metrelerde gerçekten çok etkili gelen bir isim vardı dışarıdan. Andras Starke ki yakından da bildiğimiz bir isim. Evet, evet. Türkiye'de atlamış bir isimdi. Önemli bir jockey. Gerçekten çok parlak bir galibiyete imza attı diye düşünüyorum ki son yarışında Sisfahan, Afunzo'nun kazandığı bir anlamda bu yarışın provası olan Torquay Tortosa Trophy'de Derby Trial olarak da bilinen Düsseldorf'taki yarışta 30 Mayıs günü ikinci olmuştu. Bu kez de galibiyete imzasını attı. Sisfahan 4 Temmuz günü koşulan 152. Alman derbisini de kazandı. Tabii Sisfahan'ı Andras Starke'yi kutlayalım konuştuk Alter Adler'de ama biraz daha bir bu haberi daha doğrusu bu yine konuyu almamızın sebeplerinden birisi de bence Sadun abi Alman yarışı üzerine de. Çünkü bugün konuşabiliriz. Tabii. Çünkü programın başında bahsetmiştik. 2400 metrenin öneminden. Evet. Ki bunu en çok önemseyen ülkelerden birisi belki birincisi herhalde tabii Avrupa'da. Tabii pedigree bakımından ama şeyi de hatırlayalım Nurman. Yani ülkemize iki aygırlık yapan yani daha doğrusu hani Weiner Weiser hem de Daijin ülkemize yavruları koşan ikisi de Alman derbi galibi Safkan'dı o anlamda. Ama Alman pedigrisi dediğimizde daha çok ülkemizde bu iki aygırın dışında genel anlamda Alman familyası pedigrili kısrakların yavrularına dayanıklılık verdiği ülkemize başarılı safkanların anne hattında Alman pedigrilerini gördüğümüzü zaten hep biliyoruz. Bizim yetiştiricimizin de Alman pedigrileri üzerine böyle bir merakı var esasında. Tabii yıllardır birazcık yine... senin dediğine bağlayayım. Yani hem 2400'ün önemi diyorsun. Alman pedigrilerinin dayanıklılık üzerine zaten kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Anne hattındaki safkanların Alman kısrakları her zaman talep görür Türkiye'de. Eğer tabii yani bizim atçılığımızda biliyorsun tabii yani bütün dünyada olan bizim atçılığımızın da asıl yetişicimizin asıl hedefi de gazi koşusu kazanmaktı. Birinci dolayısıyla evet yani Alman kısrakları, Alman pedigrili kısraklar da bu yarışların kazanılması için oldukça yeterli düzeyde stamina yavrularına vermekte. Burada da yine bir örnekte dayanıklılık üzerine kurulmuş bir pedigrik babasının da derbi galibi. Ama Almanya'da tabii bu bahsettiğimiz Fransa, İngiltere, İrlanda'ya oranla kalite bakımından kesinlikle tabii aşağı kalır şey de değil. Yani çok değiller ama hani şunu söyleyebilirim. Uzun mesafede değil. Hayır şu anlamda söylemek istiyorum. Tay çıkma oranı hani sayı olarak yani doğan taylardan evet, bahsediyorum sayı olarak şeyde sayı olarak adet olarak az. Orada da yine şeyler yapılıyor. Tay satışları yapılıyor. Diğer yandan şunu da ekleyeyim. Almanlar
Konform, bunu daha önce söylemiştim, burada yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Almanlar pedigri, her şey bir tarafa, atları damızlık yaparken aygır olsun, kısrak olsun, konformasyona maksimum derecede dikkat eden, hataları asla ve asla kabul etmeyen bir yetiştiricilik sistemli anlayışları var. Yani kağıt filan ayrı ama dediğim gibi konformasyona kesinlikle hataları affetmiyorlar. Diğer yandan kendilerine ait, bu durumda da kendilerine ait böyle, hani Avrupa'da bir İngiltere, İrlanda'ya gittiğinizde, Fransa'da görürsünüz, böyle ortak, hepsinin ortak olduğu pedigri orijinler falan vardır. Evet. Yani bir tanesini İrlanda'da görürsünüz, diğer yandan aynısı İngiltere'de vardır. Bir oğlu şeydedir, Fransa'da ama yakındadır. Mesela Almanların pedigrileri kendilerine ait birazcık daha bunlardan daha bakir şekilde duruyor. Dolayısıyla siz bir Alman kısrağını ya da Alman aygırını da değil, oradaki ülkeler kendi arasında mesela şeyi de bakabilirsin, hani Sidis Tarsan'a, Galileo'nu falan, hani anne hattına baktığı zaman da zaten rastlıyorsun. Dolayısıyla bu dışarıda kalmış bir outcross pedigriyle onları çaprazlayarak çok da güzel şeyler yapıyorlar. Çünkü çok inbreeding, çok yakın akraba eşleşmesi falan her zaman iyi sonuçlar vermiyor. Uzun vadede kötü sonuçlar veriyor. Almanlar hep o arada bir kurtarıcı güç olarak dışarıda kalıyorlar bence. Bu kategoride farklı bir yerde. Evet, evet. Yani başka bir bakış açısıyla da hani pedigri bakımından Alman kağıtlarını bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki sonunda hani birbirine hepsi akraba oluyorlar. O sonuç ayrı ama Almanların kendine ait daha böyle bir şey, daha saf kalmış bir şeyler oluyor, safkanları oluyor açıkçası. Kendilerine ait. Evet evet, aynen öyle. Bir kez daha bahsetmiş olduk bu vesileyle Alman yarışçılığında yine Sadun abinin katkıları, değerli katkılarıyla birlikte. Tabii devre arası olunca çok ciddi katkılar gelmiş Sadun abi. Öyle mi? Herhalde. Şimdi tekrar katkılara baktığım zaman ciddi sayıda katkılar görüyorum. Mert Alpay'a tam bu konunun yine geldiği bir bölümde Dorchester bir de Alman derbisinde olduğu gibi bizim derbimizde de Cedar Star, Siuni, Golden Horn gibi aygırların yavrularını izleyebiliriz bir gün umarım demiş. Biraz farklı bir açıdan yaklaşmış. Malum Türkiye'de, yalnızca Türkiye'de doğan, daha doğrusu Türkiye menşeli isimler koşabiliyor. Farklı bir bakış açısıdır. Muhammed Yıldırım, cümleten iyi akşamlar, kolay gelsin. Sadun abiye çok selamlar, çok değerli bir abi. Ekmeği suyu içilir, neşeli güler yüzlü insan. Ben de i̇yi teşekkür ederim. Çünkü niye? Biz Muhammed'le uzun yıllar birlikte çalıştık, benim yanında çalıştı. Dolayısıyla o yüzden bu güzel sözleri söylemiş, teşekkür ederim. Genelde patron ve çalışanlar arasında işte ayrılınca hani işbirliği bitince pek hoş şeyler olmaz ama Allah razı olsun kendisinden de. Gözlerinden öpüyorum, sağ olsun. Teşekkür ederim. Demek ki güzel şeyler yapmışız, güzel şeyler paylaşmışız. Böyle anılar bırakmak evet, çok evet. Kıymetli. Mandrake kullanıcıları da Daredevil bu sene Amerika'da kaç kısır aşım yaptı, bilginiz var mı demiş. 130 civarında, 130-135 yani. Öyle olduğunu ben bir duydum ama üstü vardır, altı yok ama üstü ne kadar var bilmiyorum. Yani yanlış bilgi vermeyeyim. Murat Kocas, yine çok değerli katkılarını yakından takip ediyoruz sosyal evet. medyada. Selam olsun. Selen yetiştiricilik tarihinin en önemli kısraklarından biri olarak sayılabilir tabii demiş ki. Selen için. Tabii ki. Hyperion'un annesi olmasının yanı sıra bir nevi Paramount. Amerikan yarışçılığında anasıdır. Evet. Diğer oğulları Sickle, Mr. Prospector'dan olan sanırım. Ve tabii. Paramount'da Buck Passer temsilcisi. Evet, Amerika'ya çok şey katmıştır diyor. Şeyden mi acaba Murat şey yaptı? Biraz önce Cabaret'in alt tarafında Selene var. Ayvosh. Oradan hani acaba. Oradan demek ki maçı seyredip mükemmel bizi mi dinliyor? Mükemmel detay, çok güzel teşekkür ederim. Dersi iyi dinleyen arkadaşlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Evet, doğru söylüyor. Gerçekten çok keyifli zaten, takip ediyorum ben. Evet, evet. Bende şey var Nurman. Hani benim kendime ait böyle çalışmalarım var. Her pedigri meraklısının herhalde bu tip çalışmaları vardır. Orada böyle kilit, dünyada kilit isim şeylere, safkanlara böyle kilometre taşı olan dişi, erkek, yani aygır, kısrak olsun, bunlar vardı. İşte Selene'de onlardan bir tanesidir. Çünkü böyle bir şeydir yani, o böyle çınar ağacı gibi, anlatabildim mi? Hani bahsettiği çok gibi aynen Sickle filan, Sickle Mr. Prospector filan yani. Ama Hyperion hattı işte geliyoruz hani 2021 yılında bu zamanda Hyperion dediğimiz zaman aygır oğlu değil de aşağıdan bir şampiyonun aşağıdan bir safkanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde paylaşmışlarım bir kez daha. Yine Murat Kocas gibi değerli bir şekilde paylaşımları takip ettiğimiz yıllardır Eyüp Özcan. Siz falan annesi de, büyük annesi de hurdle yarış galibi. Böyle bir pedigride acaba Alman derbi galibi az sayısı kaçtır demiş.
ilginç bir yerden bakmış o da. Engel atlamalı yarışlarda başarılı isimler olduğunu söylüyor ki bu da zaten Alman yarışçılığındaki dayanıklılığın özeti gibi. Evet. Bunu da burada paylaşmış olalım. Long Run'ların son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz demişler ama benim henüz yani herhangi bir bilgim yok. Öğrenebilirsek onu da yine ben paylaşırız. Ben de çok bilmiyorum. Mustafa Günhan yine katkısını paylaşmış. Tay takip listesiyle ilgili maalesef. Şu efendim? Bir paylaşım daha önce yapıyordum. Tay takip listesiyle ilgili Taylor Hyde. Onun nedenini sormuş ama yanlış anlaşılmalara mal vermemek adına diyeyim. Çünkü malum, Türkiye'de mi yapıyor? Evet. Türkiye'de yapınca ilgili. Bizim atçımızda biraz yanlış anlaşıldı. Yok yani şeydir. Duygusal anlamda biz yaklaşıyoruz atçıla. Mesela ben şeyi dikkat ederim Nurman. Yani yurt dışı yarışta favori atı mesela çok fazla televizyon gösteriyor. Aşırı fazla gösteriyor. Evet. Bana bile o acayip geliyor. O kadar hani bilmemize rağmen hani kabullenemiyoruz hani. Değil mi? Yani yurt dışı yarışta favori atı devamlı gösteriyor. Yarış içerisinde ne yapacak? Yarış içerisinde bir kere ona göre anlatır. Favori Sakran 5. sırada gibi. Yani niye öyle bir şey var? Hani biz oraları zaten hiç konuşmuyoruz da ama. Yarış kültürü. Haklısın. Sen de haklısın. Şimdilik böyle gerekli diyelim en azından. Evet. Tamer Bey de Sivin'in aşı bedelinden bahsetmiş. Katkılar gelmeye devam ediyor tabii. Yine ancak programımızın da sonuna geldik. Bu arada Enver abiyle selam olsun. O da programımızı izliyormuş sevgili Enver Arslan. O da teknik konularda bana yardımını paylaştı. Çok teşekkür ederim. Her çok zaman idol olarak gördüğüm abim. Evet. Enver abi de yine. Onun da selamımı ileteyim. Gerçekten hızlı bir tempoyla başladık Sadun abi. Evet. O tempoyla da programımızın da sonuna geldik. Evet. Yavaş yavaş tabii bugün hem Gazi Koyusu'ndan başladık hem de Alman derbisine kadar uzandık. Evet. Arada Arap taylarından bahsettik. Corvette Eclipse'den, Super Saver yavrularından programımızın sonuna geliyoruz. Ama bir görüntü daha var seninle paylaşmak istedim Sadun abi. Evet bilmiyorum bunu. Acaba ne düşünüyorsun sürpriz diye. Sürpriz yapmadan bırakmaz. Evet. Bu görüntüyü göstermek istedik özellikle. Evet. Bu nedir Nurhan'cığım? Wind in her hair. Oo. Deep Impact'in annesi. Ha, efsane. Alzao kızıydı değil mi? Benziyor da Alzao'ya da benziyor. Ve Sadun abi yani şu görüntü geçen hafta çekilmiş yanlış bilmiyorsam. Kaç yaşındaydı? 30 yaşında Sadun abi yakışacak. Yani hakikaten 30 yaşında gibi iyi. Ben bir çok anlamam ama göstermiyor diye düşünüyorum. Hani deriz ya böyle göstermiyor insanları. Evet. Yani 30. Her gören 30. Hani yaşlı olduğunu herkes anlar ama tabii 30 yaşının 30'unu falan hani hakikaten 30. Allah maşallah diyelim yani. Tabii emekliliğinin keyfini çıkarıyor ama bunu da ekrana getirmek istedik programımızın son bölümünde. Farklı bir görüntü olarak hep ilk adımı. Senin de her programda olduğu gibi bir sürprizin mutlaka vardı. Evet, hiç bırakmazsın o işi. Ama bugün yönetmen olarak, sana gol attı. Evet, en güzel sürpriz yönetmenimizin attığı goldür. Gerçekten inanılmaz hızlı bir reaksiyonla şapka çıkarılıyorum bir kez daha. Ben de. Teşekkür ederim gerçekten rejide. Son cümleleri senden alalım Sadun abi programımızın kapanışında. Son cümle şunu söyleyeyim. Güzel bir programdı. Teşekkür ederim ama bir dahaki programımız bayramdan sonra olacak. Evet onu da vurgulayalım. Bence ben buradan şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Çünkü bayramdan sonra görüşeceğiz. Evet bir sonraki programımız bayramdan sonra olacak. Bu arada Koray Duman'da Gokhan ve Kendrick hattıyla ilgili girişimde bulunmak istediğinde bulunacağını da belirtmiş. Onun da son katkı olarak da paylaşalım. Ve Sadun abinin de bahsettiği gibi evet bugünün farklı bir sürprizi de 21 günlük bir ara olacak. Sizden biraz müsaade isteyelim. Bayram arası olacak 20 Temmuz'daki programımızda. Dolayısıyla 27 Temmuz'da bir sonraki ilk adımla karşınızda olmaya çalışacağız efendim. Bir kez daha hem Sadun abi hem bütün rejiye emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.